Hanımefendiler, beyefendiler, herkese ikinci günden selamlar. Aslında bu benim üçüncü günüm. Videonun ikinci günü. Şimdi bu holdeki bir kabasını alacağız tekrardan. Sonra da daha çok yabancıların olduğu ve yine Türk firmalarında olduğu diğer holümüze gideceğiz. Böyle bir ve ikinci günü. İlk videoyu çok uzun oldu diyenler var. Hocam biraz daha anlatsan güzel olurdu diyenler var. Arkadaşlar yani bu fuar o kadar detaylı ki Volü fuarcılığa ve EV Charge Show ekibine sonsuz teşekkürler. Bizlere harika firmaları bulmuşlar, getirmişler. O firma sahiplerine de yine şey yapmak isterim. Teşekkürlerimi sunmak isterim. Şahane bir birliktelik olmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben Deniz E-Şarj'da genel müdürleri Barış Bey ile bir türlü karşılaşamadık. Çünkü fuarımda inanılmaz bir yoğunluk oldu. Ben bu kadar yoğun olacağımı, sizlerin teveccühlerinin gerçekleşeceğini düşünmemiştim. Meğersem çok sevmişsiniz. Evinizden, ailenizden biri olarak kabul etmişsiniz. Sabah 9.30'dan şu anda saat 3. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. Bir arkadaşım da şey demiş. Abi sen bu videoları ne ara çektin diye. İşte bu aralarda çekiyoruz. Şöyle ki gösterelim. E-Box Türkleri ilk defa ilklerin şarj operatörü E-Şarj'da. Yenilebilir enerji kaynağı off-grid. Yani şunu demek istiyor E-Şarj. Güneşten aldığımı depolayacağım. Ondan sonra da bu yenilikçi makinelerinden 360'lık. Bakın çok tatlı bir tasarımı var. Ben bu makineyi sokakta gördüğüm zaman kendimi iyi bir makineye emanet ettiğimi düşünüyorum. Armada AVM'de E-Şarj'ın çok büyük bir sistemini gösteren yapısıyla burada BYD asıl fuarı sürprizi. Çok gururluyum arkadaşlar. BYD'nin bir türlü gerçekleştiremediği lansmanını ondan bir ay önce fiyatlarını %95 tutturarak yani %5 sapmayla tutturarak bir modelinde en önemli modelini tam fiyatı tutturarak muazzam bir başarıya imza attığımı düşünüyorum. Tutmadı mutmadı diyenlere BYD'ye selam olsun. Evet şeye çağırmadınız, lansmana beni çağırmadınız olabilir. Kısmet bu işler. Belki bir gün tanışırız. Bu araştırmalarımı nasıl yaptığımı sizlerle paylaşırım. Tamamen analizlerimiz üzerine gerçekleşir. Aklımla, zekamla, içeriden bilgi almak gibi saçma sapan şeyler söylüyor bazen insanlar. Arkadaşlar BYD gibi global ve büyük firmalar içeriden bilgi sızdırmazlar. Benim de ne BYD'de bir arkadaşım çalışıyor ne de bir BYD ile organik ya da inorganik bir bağlantım var. Bunu da böyle bilesiniz. Burada da yine bir başka BEMİS'teyiz. BEMİS'te şarj aletlerinin parçalarını, şarj ekipmanlarını, AC ev tipi üniteleri üreten çok güzel kompakt cihazları olan bir firma. Kendileri dolu bataryada da güzel bir programa bugün imza attılar. Bilal'e de Mustafa'ya da selamlar olsun. Buradan hızlı şarjın 100. bölümünü çektiler. BEMİS böyle kablolar üretiyor. İşte renk renk yapmışlar. Hoş olmuş gerçekten. Hep maviye alışıktım ama yerli bir üretici olarak gerçekten güzel tabancalarıyla harikulade. Burası B2B bir fuar olduğu için dostlar daha çok BEMİS mesela buraya gelen bu adaptörleri üretip yurt dışından ithal etmeden Türkiye'de yapabilmek için ekipmanlar üreten bir firma. Aynı zamanda da kendi bilgi birikimini güzelce böyle bakın ne kadar hoş LCD ekranlı kartınızı okutun ve mobil uygulamayı kullanın diyerekten. Charge Pro dediği buna okutacaksın. Tıtın 22 kW eğer TOG'unuz varsa 11 kW'da şeyiniz varsa Tesla'nız varsa yapabiliyorsunuz. Sevgili BYD sana selam olsun. Ne oldu BYD bekleyenler? 700 bin liraya Dolphin bekleyenler. Vallahi çok özür dilerim, üzgünüm. Fiyatlar şey çıkmadığı için, istediğimiz gibi çıkmadığı için ben 1100 demiştim. Beni dövdünüz, dövdünüz, dövdünüz. Yetmedi, dövdünüz. 1280 mi çıkmış? Bak sen şu işe. Aa, ya çok komiksiniz arkadaşlar ya. Vallahi. Gerçekten bazen insan hayret ediyor. Şimdi ikinci holle doğru geçtik. Burada yabancı firmalar var daha çok. Şimdi Türkçe bir kanal olduğum için ve bizlerin ulaşabileceği yerler olacağı için şarj noktası B-Studio. Bu da EPDK lisanslı firmalar için şarj istasyonu ekosistemi demiş. Yani bir firma kuruyorsunuz. Firmanıza app lazım. Firmanıza bir yönetim portalı lazım, CRM lazım, müşteri database'i lazım. Onun için şarj noktası
bizlere bir hizmet sunduğunu ben rahatlıkla anlayabiliyorum. İşte burada CCS adaptörleri ve CHAdeMO adaptörlerini getirmişler. Switcher'lar var fuarın içerisinde. Güntürk Metal Teknoloji de kendi cihazlarını üretip yerli üretim, bakın aslanlar gibi koymuş. Çok şık. Gerçekten tipi bir tasarımcının elinden çıktığı çok net belli. Polestar, acaba Volvo Polestar'a uygun bir şey mi yapmış? Çok şık, gerçekten hoşuma gitti. Dışarıda bir endüstriyel tasarımcının tasarımı olduğu çok belli. Gerçekten. Burada da 3.5 kW portable car charger. Uygun fiyatlı. Kiwi. Kiwi mi? Kiwi mi? Şimdi Çinliler fuarın son günü elindeki malları geri götürmemek için fuardan satış yaparlar. Buradan da fırsat olarak kullanabilirsiniz. Tabii artık yarın fuar yok. Bugüne bunu yetiştirebildik. Burada da CCS tabancalarıyla Voer New Energy gelmiş. Max Energy. Güzel. Omes Energy Solutions. Burada DeWalt Home Charging Solution. Ya yabancı bir firma, Çinli bir firma gelmiş. Gerçekten de standı yıkılıyor. Çok hoş yapmış. Ellerine sağlık. Güzel şey harcamışlar. Ve ABB'ye geldik. ABB dünyanın en büyük işte trendir, raylardır, elektrifikasyondaki işleriyle muazzam bir firma. Binek ve ağaç araçları 150-920 DC çıkış gerilimi. Peki global bir fuar olduğu için ben burada CHAdeMO'yu getirdiklerini düşünüyorum. Yoksa Türkiye'de bunu kullanan araba artık bir tek Lexus getirdiği arabalarda hala CHAdeMO'lu getiriyor. İstanbul'da 18 noktada mı ne kalmış CHAdeMO şarj yeri? Öyle bir durum. Ama çok portatif, ABB'ye yakışır bir tarzı olan, değişik. Yani insan boyuna göre yapmışlar, baksanıza. Belime geliyor alet. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Burada da ABB'nin AC duvar tipi şarj. Ben de bakmıştım buna. Hatta bir süre kullandım. Çok profesyonel, sağlam, kendini ispatlamış bir Avrupa menşeli markanın pırıl pırıl bir ünitesi. Sokaklarda görmediğimiz bir DC ünite. ABB belki de 360 kW'lık bir üniteymiş. Şarjı %40. Nasip olur. Bu çok tarz yapmışlar. LED'leri fuar için koymamışlar değil mi? Yok, koymamışlar. Çok kaliteli bir şey. Araba açılıyor. Bayıldım. ABB. Çok teşekkür ederim. Volkswagen de tabii ki bizi çağırmamıştı. Merhabalar. Çok özür dilerim. Bir ABB çalışanı arabanın içerisinde toplantıda olması sebebiyle arabayı test edemedik. Peki, okey, güzel. Ben de arabayı toplantı için kullandığıma bir şey diyemedim. Normalde alınırım, darılırım, kırılırım. İstanbul Enerji, her fuara katılıyor İstanbul Enerji. Hala bir şeyini göremedik. İspark'ta bir şeye çıkılmış. Geldik Tora'ya. Arkadaşlar Tora bir altyapı ve Star Charge makineleri altyapı firması ve Star Charge makineleri satan bir firma. Burada da E-Fish'in içerisinde tek modül 30'luk var. Şu anda makine 30. Bak ne oluyor? 30, 60, 90, 120, 150, 180'lik makine. Oldu mu size? Oldu. Tertemiz. 180'lik E-Fish makine. Artaş Enerji yazmış E-Fish'i. Türkiye'nin enerji dönüşümü. TEDi. Bu da yine Star Charge makinenin V3 dediğimiz şeysi. Fakat şurada Titan V4 var. Titan V4 dışından siyah bir kaplaması olan çok hoş bir makine. Ben tipini gördüğüm zaman E-Şarj kullanıyor şu anda bunu. Titanları 360'lık makine diye takıyor. Dışarıda Star Charge'ın bu makinesini gördüğünüz zaman bu 320'lik olarak şey yapmış. Bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40'lık 3, 8'den etti sana 320. Bunun bir yerine bir 40'lık daha takılıp 360 yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla, yanlış söylemeyeyim şimdi. Şirket yetkilileri daha doğruyu bilgi verecektir. Star Charge makinenin V4'ü, bakın Titan V4 yazıyor. Görüyor musunuz? V4. Biz buna göre söylüyoruz. Bu V4
Şu V3, şuradaki gördüğümüz dinamik balansing yapan bu makine. Bu makine de V4'e bak, bu da V3. Bu dinamik balansing yapabiliyor V3. V2'ler var. Onlar yarı yarıya ne veriyorsa sağa sola, öyle diyebiliyorum ayrımını. 180 yazıyorsa 90 bir taraf, 90 bir taraf ve arada değişim yapamıyor. Bu yapabilen Shell'in işte 15 liraya mı sattığı makinesi. Size bir detay vereyim. Sadece Shell'in ekranları arkadaşlar kendine has tasarımı var. Diğer bütün Star Charge makinelerinin tasarımı aynıdır. Bunun tasarımı Shell Recharge'a özeldir. Bu bilgiyi de her yerde bulamazsınız. Havamdayım yani bugün şimdi. Charge Technology, Electricity, yine AC makineleriyle ve burada bir tane yine kompakt bir DCC var. Electravas Vita Eterner, çok tatlı. Yine bence buna bir endüstriyel tasarımcı çalışmış ve güzel bir görsel yapmış. Taktık, pırıl pırıl. Kaçlıkmış? 30 kW'lık. Mis. Otelim var, 11 kW'la Tesla'ları şarj etmek yerine ekonomik fiyattan bunu alıyorsun, 3 kat para kazanıyorsun. Neden? Bir tane AC 11 ile verebilecekken bu 30'la 2 saat içerisinde arabayı mis gibi dolduruyor. 2 saatte dolduruyor, 8 saatte dolduruyor. İşte aralarında 3 kat, 3,5 kat fark var. Daha fazla elektrik satmak için özellikle otellerin limitli alanlarında vale hizmeti veren yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Çok da zevkli olur gerçekten. Bence. Yerli üretilmiş bu biraz önceki gösterdiğim 120'lik yine. Diğer tasarım benim daha çok hoşuma gitti. Bu birazcık böyle Transformers'a benziyor gibi olmuş. Charge Technology harikasınız. Otel, Powering the Planet. Oo, burada Avotel'in kapsamlı çözüm portföyü Max Charger AC DC Bulut. Burada ne yapmış Avotel? Smart Charge Cloud tasarım merkezi. Buradan rakamları görüyor. Arabaların hepsi şarj oluyor. Aa, Tesla hareket ediyor. Mıknatıslı bir şey yapmışlar. Güzel ya, hoşuma gitti. Of of of, hepsi hareket ediyor arabaları. Ana, buraya şarja girdi Tesla'lar. Aferin be. Gerçekten çocuklarınızı getirebilirsiniz. Bir tane Tesla koymuşlar. Yalnız Tesla'nın kiralık araba. Tekerleklerini temizlememişler. Bizim tekerleğimiz temiz. Neden? Burak abi temizledi. Aha, Phonex kontak. Aa, senin DC'lerin mi varmış Phonex kontak? Biz seni tabancacı zannediyoruz ya. Biz bütün sadece bak, bütün Türk milleti seni buradan tanıyor. Tabancalarını tanıyor. Meğer mübarek senin makinelerin varmış Phonex kontak olarak. Ya da bu makineleri görsel olarak koymuş. Bir dakika. Bu makine Phonex kontağın makinesi, sokakta sattığı makinesi mi acaba? Bilmiyorum. Bu da Phonex kontağın bir başka makinesi. Şarj altyapısı için tam yok ya. Şey, Phonex kontak makinesi değil. Ben bunu bir sorayım. Tahmin ettiğim gibi dostlar, Phonex kontak böyle bir tasarım yapmaz bu kalite marka. Sadece iç ekipmanlarını, şarj ünitelerini, bağlantı kablolarını imal eden bir firma. Yanılmıyorsam Amerikan menşeli olması lazım. Phonex kontak hangi ülkenin? Bilmiyorsunuz. Amerikan menşeli mi? Alman markası. Tamam. 150 amperlik kablosu. Bakın burada. 150 amperlik bir kablo alırsanız bugün Türkiye'de 400 volt mimariler aşırı, 60'tan daha yüksek yapamazsınız. Şarj edemezsiniz. 1000 voltluk olursa 150 kW alabilirsiniz. Bu yanılgıya düşmeyiniz dostlar. 200 amperlik Türkiye'deki kabloların çok büyük bir kısmı, özellikle mavi renkli her yerde şarj istasyonu olan firmanın kablosu 200 amperdir. 200 kW destekler, evet, ama 1000 volt araçlarda bu bizi 80 yapar. Bu bizi 100 yapar, 250 amper. Bu bizi işte 375x4, bu da 500 amperlik. Bakın burada su soğutmasının geçişi var, görüyor musunuz? Bu da hortumlu. High
HPC modeliymiş. 500 amper kabloyu çıkartmış su soğutmada. Siz buradan anlamıyorsunuz su soğutması var mı yok mu. Ama kablonun içerisinden bakın. Bakırlar çok ısındığı için istasyon soğutulmuş bir suyu verip 200 kW'la bizim araçları şarj edebilmemizi, 1000 volt mimarlı araçları da 500 kW'la şarj edebilmemizi sağlıyorlar. Neden istasyonlar bu kablolardan kullanıyor? Çünkü fiyatı ekonomik. Bu da son aldıkları 373, galiba bunun 400'lüğü de olabilir. Başka markalarda görmüştüm. Phoenix Contact'ta olmayabilir. Ama Phoenix Contact'tan dostlar sadece bunu almıyorlar. Kablosuyla birlikte kafasını alıyorlar. Biz de güzel güzel bunları şarj ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Devam ettiğimiz zaman, ama çocuk da çok şaşırdı. Öyle bir anlattım ki. Tam böyle itiraz edecek, sustu. O yüzden hızlan şarj. Ben bir defa hızlanda şarj ettim. Gayet güzel bir deneyim olmuştu. Çayın soğumadan fulle herhalde çay veriyor alt taraftan. Böyle bir hızlanın, ha, şu ekran geçen sene çok ön plandaydı. Soket 1 aktif arızalar. Selamlar. Selamlar, nasılsınız? İyiyiz efendim. Takip ediyoruz sizi. Ah, teşekkür ederim. Hatta bizim makinelerimizde de ağırladık sizi. Evet evet. İçeride Balıkesir'de. Aynen. Edremit'te de vardık. Ben oraya da geçersiniz, Edremit'tekileri de geçersiniz diye tahmin ediyordum. Ben de şimdi tam geçenlerde aldım, çok da memnun kalmıştım diye anlatıyordum. Siz zaten beni takip etmişsiniz. Aynen aldığımı. Ben hatta dedim, oradan da Edremit'e geçtiniz. Dedim Edremit'te de makinelerimiz vardı. Oraya da uğrarsınız diye şey yaptık ama herhalde başka nereden gerekti. Edremit'te nereden aldım hatırlamıyorum. Şeyde, hem Akçay'da, Edremit'te, merkezde. Lumical'dan aldım bir yerde. Lumical'dan aldınız. Aynen. Evet, hatta evet. Karanlıktı. Aynen. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, nasıl gidiyor çekimleriniz, şeyleriniz? Güzel. Dün birinci holü çekmiştim. Bugün de ikinci, üçüncü hole geldim. Burayı çekiyorum. Akşam yayında izlersiniz. Olur. Evet. Takip ediyorum zaten. Ben bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek kolay üzere. Kolay gelsin. Kendinize hop, iyi bakın. Tokalaşalım şöyle. Kolaylıklar. Dostlar, SGS şarj ünitesi denetimleri yapıyor. SGS her şeyi denettirebilsin. Sadece şarj ünitesi değil. Mesela şöyle üstündeki kumaşı denetleme. İhracat yapıyorsunuz, alan ülke nasıl kontrol edecek bir konteyner malı? SGS'nin kapısını çalar, tık 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 der ki benim şuradan şöyle bir kumaşım var, bunu denetleyebilir misiniz? Onlar işte şarj ünitesi işine de girmişler. Bizim için, sağlığımız için doğru bir şekilde acaba tasarlandı mı, yapılıyor mu diye kim bilir kaç tane test aparatı var, onunla onu test ediyorlardır. Voltco'ya dün gelmiştim. Güzel Burhan Altınsoy'la bir çekimimiz olmuştu. Bu tarafa geçecek olursak burada Koç Aslanlar Enerji. Aa, hiç duymadım Koç Aslanlar. Sanki Renault bayi kesin. Renault Koç Aslanlar yazıyor. Nereden anladın derseniz Renault bayisi vardır bu adamın kesin derken. Vallahi de billahi de arkadaşlar, yazı tipi Renault'un eski yazı tipi. Bilmiyorum siz yazı tipine şey yapar mısınız, bakar mısınız? Ama Koç Aslanlar Enerji gerçekten yazı tipini Renault'dan almış. Makinelerine baktığımız zaman Hiji marka 60 kW'lık. Bak ne kadar güzel. Düşük kW'a karşı ön yargınız olmasın. Arkadaşlar, Türkiye'de elektrik altyapısında enerji bulabilmek çok zor. Hepsi ona bakıyorlar. Enerji olsa cayır cayır yapacağız, edeceğiz diyorlar ama işte trafo yatırım yapması lazım. Trafo yatırımlarını dağıtıcı şirketlerin yapması gerekiyor ama devlete fatura ediyorlar. Devlet o faturayı ödemede gecikiyor ya da bütçe şu anda sıkıntılı. Bildiğim kadarıyla yatırımı sen yap diyorlar. O zaman da şarj firması geldi, böyle güzel bir makro şarj. Bunu zaten geliştirmeye bir ton para harcadı. Ondan sonra da bir de bunu koymak için yerle anlaş, bu yer, anlaştığın yeri yüzdelik ver, komisyon ver, KDV ver, kaça satacaksın elektriği. Bir de gidip oraya 1-2 milyonluk bir trafo koyduğun zaman işin tadı tuzu kaçıyor arkadaş. Öyle yani, bunları bilin, öğrenin. Niye oraya şarj istasyonu bir tane? Yahu elektrik yok. Elektrik ana hatta var. Bu yukarıki direkler var ya, göçüyor ana hat. Onlar da kusur yok Türkiye'de. Şalt merkezi diye, yanlış söylemiyorum değil mi? Şalt merkezi diye bir merkez var.
o merkezlerden elektrik trafolar yardımıyla işte 4000 voltlara düşürülmesi gerekiyor. Tamam. Orada problem var. Jio'da her yılki gibi güzelce standını tam giriş kapısının önüne koymuş. Hep buradadır yeri Jio'nun. Ve DB03'te her sene standındadır. Siemens'in SiCharge 300 kW'lık cihazlarıyla ilk şarj aldığım firmalardan birisiydi. Daha böyle otoyollar içerisine kilit noktalara koyarak ilerleyen bir şirketti. Burada da güzel bir haritası var. Ben Samsung tarafında bir yerden almıştım. SiCharge diye bakıyoruz buna. 300 kW'lık makine. Ama ve lakin biraz önce anlattım ya size derslerinden. Şimdi bu kablonun, bu Phonix kontak, çok iyi bir kablo, Alman malıymış. Bunun kaç amper olduğuyla alakalı. Yani bu herhalde 300'lük kabloya benziyor. O yüzden bu cihaz 1000 voltluk 300 amper olduğu için de 300 kW'ı tek arabaya, yani Porsche'ye, bu 1000 volt mimarili olabilir bu araba ya da 1000 volta kadar alıyor olabilir, onlara verebiliyor. Yoksa Tesla'nıza Jio'nun bu cihazı 300, ne olursunuz Jio'cular 400 amperlik de kablonuz olabilir, yanılıyor olabilirim, 160 ila 120 kW arasında bir değer alacaktır. Bunu da biliniz yani. Ben bayağı acıktım bugün. Kendi standımda konuşmaktan, misafir ağırlamaktan yemek yemeyi unutuyorum. Kurabiye, Mehmet Akif abi, kurabiyeler efsane yahu. Efsane, mükemmel. Bakın, çok güzel bir stand. Electrize Vita Eterna. Biraz önce bunu göstermiştim ama içi. Bak şimdi, harika bir stand tasarımı. Bayıldım Electra. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Arkadaşlar, burası ekran. LCD tarafı. Ardında, arkasında bir board var ve o kontrolcü var. LCD kontrolcüsü var burada. Bu bir işte DC Wallbox 30 kW'lık ünite, iç ünitesi. 30, 60, 90, 120 gidiyor ya. Bunun içerisinde bir tane var. Yani görselde bir tane. Yani bu 30'luk bir istasyon. İçinde bir tane böyle bir ünitesi var. Sonra bu ünitenin regülatörleri ve kontaktörleri var. Tıtı tık yapıyor ya işte, bunlar yapıyor tıtı tık. Bu tıtı tık yapanın karşısında baralar var. Bara diyoruz bunlara. Elektrik trifazdan, bak 1, 2, 3 buradan geliyor. Tak 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 diye açıyor. Tak 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 diye kapatıyor. Şunlar elektrik geçirmez kontaktörlerin işte bağlantısı. Arkasında da çok basit Industrial Cellular Router, SIM kart router'ı. Burada Ethernet'li USB'li aslında bir koşan bilgisayar var, sigortası var ve kaçak akım korumaları var diye düşünüyorum. Bitti, istasyon bu. 1, 2, 3, 4. Asıl bunun para eden yeri şu bölümle, şu ana bilgisayar, bu bölümüyle. Bakayım başka, evet bu bölümü. Şunun içerisindeki yazılım, yani yanlış değilsem, yok bu da olmayabilir. Bundaki bu da olabilir. Tam şimdi karar veremedim. Şu değil ama. Bu bütün dünyada herkesin stabil aldığı. İçerisinde alternatif akımı, işte, hadi gelin bir genel kültür olsun. Alternatif AC akım, iniyor çıkıyor ya. DC direct akım, sürekli akım. Şimdi bu AC'nin şu dalgasını düzlemek lazım. O zaman ne yapıyorlar? Yukarıki bölümleri alıyorlar, onu bloke edip tek bir hatta getiriyor. İşte o alet onu yapıyor. AC'yi DC'ye çeviren üniteler. İçerisine elektrik veriyorsunuz. Dalgalı bir elektrik. Eksi artı sürekli değişiyor. Dıng dıng. Bu eksilerini almıyor. Artılarıyla eksilerini nötrleyip tek bir akıma geçiyor. Kabaca sizlere böyle anlatayım. Beni de çok zorlamayın. Teknik olarak dinledim bir tane hocanın AC'yi DC'ye nasıl çevirilir, DC'yi AC'ye nasıl çevirilir diye. Kafam manyak oldu. Bir saatlik videoydu izlediğimde. Anladığımı anlatıyorum işte size. O aletin içerisinde bu regülatörler var. Yukarı aşağıya geçerken onunla yapıyor. Bak, bir fuarda daha mini adayla ya da adayla tanıştık. Ben bu alete çok öteberi gözüyle bakıyordum. Beni çok şaşırmıştı. VoltGo getirmiş. Selam, ne haber? Chatbot aktifleştirildi. Nasılsın, iyi misin? Düşünüyor. VoltGo'nun ürünleri nelerdir? Ada? Sanırım az önce bir sorunla karşılaştım.
Tekrar söyler misiniz? Nasılsın, iyi misin? Voltco nasıl bir firma? Mina da bugün benimle konuşmak istemiyorsun. Merhaba, ben bir robotum. Bu yüzden duygularım yok ama burada olmaktan mutluyum. Voltco, elektrikli araçlar için DC, AC ve Wallbox tipi şarj istasyonları üreten tamamen yerli ve milli bir firma. Kendi yazılım ve mühendislik ekibimizle çalışarak sürdürülebilir ulaşımın yeni yolunu sunuyoruz. Şarj et, devam et. Helalsin be, tokalaşabiliyor muyuz seninle? Elini tutabilir miyim? Teşekkür ederim. Tokalaşmak için sana bir el uzatamam ama kalbimle tokalaşıyorum. Burada seninle sohbet etmek çok keyifli. Başka bir sorunuz var mı? Hoşça kal. Evet, gördünüz mü? Yok, baştan konuşamadı. Bir hata oluştu herhalde. Ondan sonra çok güzel konuştu. Güzel bir alet. Voltco'yu sorduk, cevapladı. Biraz önyargılıydım ben o adaya. Başka bir fuarda konuştum, bayağı cevap veriyor. E bak, tokalaşmak istiyorum dedim. Seninle tokalaşamam ama kalbimden sevgilerimi gönderiyorum dedi. Şahane, mükemmel, harika. Ya dostlar, dün Blueberry'yi atladığımı fark ettim ki bu beyefendilerin, hanımefendilerinin muazzam güzel DC'leri var. Nasıl kaçırdım diye de sonra kendi kendime de kızdım. Neden kaçırdığımı da hatırlıyorum. Çünkü Maserati'ye gittim. Kafam o tarafa geçti. Maserati'ye gidince bu güzel DC'nin acayip tatlı yapmışlar. Herhalde piyasadaki piyano bile kaplamaya sahip tek şeyi olabilir. DC'si olabilir. Burada yine klasik Chademo. Bu tarafı evet, istasyon bir tasarıma sahip gerçekten. Pırıl pırıl, parlak parlak Blueberry Plus. Burada da yine onun bir benzeri. Acaba kim getirecek bunu Türkiye'ye? Kiminle geldi? Nerelerde göreceğiz? Kaç tane takılacak? Aa, kendi kendine motorlu çekti herhalde. HPC dediği High Power Center'dır. Phonex kontaktan. Neydi arkadaşlar? Hemen HPC ise sıvı soğutmalı olduğunu düşünebiliriz. Sıvı soğutmalı HPC modelleri vardı. Phonex kontağın. Bununki öyle midir? Bilmiyorum. Sıvı soğutmalı değil mi? Bu hava soğutmalı. Tamam. MCS çözümlüsü. MCS. Megawatt charger'ımız. Ha, megawatt charger'ımız. Tamam, bu hava soğutmalı. İçinde hava kanalı geçiyor. Tamam, süpermiş. Biraz önce Phonex kontakta gördük de. Evet. Şeyin içerisinde. Evet evet. Memnun oldum bu arada. Masar bende. Selamlar. Şeyi de bir görüntüsünü alabilirsiniz isterseniz. Cable management sistemin. Çünkü piyasada pek yok. Tamam, gösterebilir misiniz? Tabii. Bakalım, severiz. Takipçilerimiz de sever. Hop. Şimdi kabloyu taktı. Tamam. Siz çekiyorsunuz. Kolunuz. Ha, siz çok az çekiyorsunuz. O kendisi yavaş çek. Kendisini bırakıyor. Ya. Sonra yerine takınca da anlıyor. Hadi bakalım, karmaşa olacak mı? Aynı zamanda şarj edeceğiz. Karavan tarafımıza da bir. Tamam. Yukarı doğru. Toparlayacak. Mutlaka düşünmüşlerdir. Sal bırak, sal bırakla o kendisini. Mesela takıldı şimdi. Bak, bıraktı bıraktı. Tamam tamam. Ya o düzeltecekti bilgisayar kendisini. Tam benzinlik tipi olmuş. Ya o karmaşık görüntüyü ortadan kaldırıyor. Çok güzel. Siz bu işin Apple'ı olmuşsunuz ya. Biraz öyle. Örneğin elektrikli araç kullanıcısının maksimum batarya doluluk oranını seçebileceği, örneğin aracımı sadece %70 dolulukta istiyorum deyip kaydedip şarjımı bu şekilde başlatabileceği, ya da ben sadece 25 kWh saatlik bir enerji almak istiyorum diyebileceği, aracın bataryasına 100 kW'dan fazla yüklenmeyelim
diyebileceği senaryolarda mevcut. Ya da ben bir yarım saat markete gidip geleceğim. Yarım saatliğine zannetince şarj etmesi yeterli diyebiliyoruz. Bu ekranın takılacak mı bir yere şimdi? Sattınız mı? Tabii. Gerçek yaşam projelerimiz açıldığı var. Açıldığı zaman davet edin de insanlar gerçekten gösterelim bunu. Tabii ki edelim. Çok güzelmiş. Edelim. Mesela yarım saat olayına ben bayıldım. Yarım saat şarj et, 100 kW'ı geçme ya da %70'e kadar da olur. Çünkü evet, DC'de evet biz Tesla'dan uzaktan erişip şarjı durdur diyebiliyoruz. Evet. Ama bağlantılı olmayan araçlar için çok iyi bir çözüm. İçeriden de kapatılabiliyor arabanın içerisinden. Tabii. Ama buradan da ben daha fazla almak istemiyorum demek güzel olmuş. Öyle. Hoş bir özellik. Aslında zaten siz Tesla'ya çok hakimsiniz. Tesla'daki sisteme benzer bir sistem kullanılıyor bize de. 150 kW'ın üzerindeki tüm çözümlerde dispansere geçiyoruz. Hmm. Yani güç ünitesi oluyor. Şuradan görsellerini de görebilirsiniz. Bunlar Türkiye'de kurulacak mı? Bunlar dispanser da kurulacak. Aslında bu çözümlere ağırlık vermek istiyoruz genelde. 900 kW'a kadar çıkartabiliyoruz burada gücü. 6 sokete, 8 sokete kadar da bu gücü aslında dağıtabiliyoruz. Aslında Tesla'nın tipine çok benzer. Tesla'nın süpercharger'larına benzer bir sistem. Temsa yapmış. Bizim Temsa. Evet, Temsa motorlu araçlar. Sabancı Grup şirketlerinden. Tamam, o da girdi demek ki. Öyle. Hadi bakalım, şarj markası belli mi olacak? Biz operatörlük yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Sadece ünite tedarikçisi. Tamam. Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok memnun oldum. Ayağınıza sağ olun. Akşam yayında. Biraz daha. Görüşürüz. İyiymiş be. Çok tarz. Temsa da arkasında bakalım ne olacak, ne bitecek. Pahalıdır tabii Türkiye'de ucuz arayan için. Ya şimdi pahalıdır deyip de bunu izleyen şirket yetkilileri Engin ne çabuk bizi şey yaptın, pahalı dedin. Ya arkadaşlar öyle pahalı değil. Şu anlamda diğer bir sürü ürün gördük. Aynı fiyata satıyorsanız zaten yıkar geçersiniz rakamları. Yine kuzu kuzu mekanımıza geldik. İşimizin başına döndük. Şimdi fuardaki ikinci Anadolu kırmızısı TOG'un olduğu stand Viego TP Elektrik. Ya ben bunu yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de önünden geçiyorum bu fabrikanın. Dostlar bu fabrika tamam şu panoları vesairelerde görüyordum. Philip Morris fabrikasında da çalışırken Paradufur aktif, Paradufur pasif. Bunları tamam. Bak şuradan hatırlıyorum. TP Elektrik. Demek ki bu firma TP Elektrik Türkiye'de İzmir firması. Önünden geçtim. Çok net hatırladım. Bak çok güzel malzemeler yapmışlar. Yerli bir şekilde duvara da monte edebilirsin. Yere de koyabilirsin. Kendinden kablosu olan yani yer ve duvar şarjı. Bunlar genelde 3,5 kW'lık oluyor ama bu muhtemelen 5x32 kabloya bağlandığına göre daha büyük bir işi vardır. Selamlar, selamlar. Takipçilerimiz görünce onlara selam veriyoruz. Bak burada da yine çok büyük gururdur. Adam kendi malzemesini üretip Türkiye'de bütün kılıfıyla, bağlamasıyla Viego'da diye bir isim bulmuş. Gelmiş burada pazarlıyorlar. İşte fuarlar bu tarz şeylere güzel oluyor. Biraz önce izledik Phonex Kontakt'ta. Bu bir CCS tabanca. Yerli yapılmış. TP Elektrik gelmiş. Bunda da inanılmaz bir kablosu var. Of. Bu muhtemelen 400 amperlik olanı. Evet, 400 amperlik yerli bir kablo üretilmiş. Hadi bu da 300'dür muhtemelen. Çok kalın. Baksana bilek kadar kalın bir kablosu var. Teşekkürler TP Elektrik. Bu da karşılıklı, yani şu anda her arabadan çıkmıyor dostlar. Bunu da almanız gereken arabalar oluyor. Ya da mesela bu 2 metrelik kısa bir kablo. Benim nasıl ki standımın içerisinde kısa bir kablo gördünüz. Ben kablomun yere değmesini ve onun böyle kirlenmesi hiç hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmediği için de kısasını aldım. İşte TP Elektrik'te onu üretmiş. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan döndük, dolaştık. Geldik. Bir de komşuma uğrayayım. Komşum ödemelerinizi güvenle alın. Elektriğin gelişkin altyapısı teknolojisi global ve yerli ödeme sistemlerine entegre bir şekilde çalışmaktadır. Selamlar Elektriğin. Nasılsınız? Sevin. Ben de iyiyim. Komşumuza da geldik. Burada bir tane BMW ZE04 olması lazım bunun.
CE04, özür dilerim, ZE değil, çok güzel bir motorla yerine kendi halı flexini sermesinden bu firmanın kaliteli bir firma olduğunu anlayabiliriz. Çok da güzel bir standçısı vardı. Burada Electra In'le, zaten bu motor hızlı şarj alabilen bir motor. Öylesine laleten konmadı yani buraya. AC'den şarj alabilmesiyle ünlü bir elektrikli motor. Evsel kullanımda ticari ve evde şarj deneyimci kapsamlı ekleyici yazılım çözümleri sunuyor. Bu şirket, dostlar, çok kurumsal, profesyonel yazılım altyapıları. Şirketler için yani şarj operatörü olmak isteyenler, müşterisine deneyim sunmak isteyenler burada hem donanımla hem de yazılımı birleştirerek 500'den fazla şarj noktasında kendi yazılımlarını koşturuyor firması. Böyle bir firma uzmanlığını da savunma sanayindeki yazılımlardan alan, şimdi komşum olduğu için çok konuştum, alan bir şirket. Gerçekten harika. Burada da değerli yöneticisi var. Eda Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Geldik, komşumuzu tanıtıyorduk da böyle. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neyle tam olarak uğraşıyorsunuz? Paylaşalım insanlarla. Tabii, biz Electrin markasıyız. Ürünümüz var. Şu an aktif Türkiye'de kullanılıyor. Avrupa'ya da hizmet vermeye başladık. Sınırları aşıyoruz diyoruz biz de. Yazılım ihracatı mı yapmış oluyorsunuz? Evet. Yoksa donanım olarak bu gördüğüm arkamdaki... Yok, biz donanım üretmiyoruz. ama her türlü donanımla, her türlü şarj ünitesiyle entegre yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Uçtan uca bir şarj operasyonunu, işte elektrikli araç kullanıcısından başlayarak şarj ağı işletmecisini yönetebileceği tüm altyapıyı, yazılımı geliştiriyoruz. Sorunsuz çalışan bir yazılım hedefimiz var ve bütün sizin hani analiz etmek istediğiniz kullanıcı davranışı olsun, şarj operasyonları olsun, bütün bu datayı tuttuğumuz çok güvenli, sağlam bir back office'imiz var arka planda. Ya şimdi arkadaşlar, bir app'ten başlıyoruz biz, bir app kullanarak, evet, ama o arka tarafında istasyonu kontrol etmek, istasyonla merkezi kontrol etmek, cari hesaplar, ödeme altyapısı, bu çok da güvenli olması gereken bir iş. Kesinlikle. Bu güvenliliğiyle birlikte de müşteriyi, tamam çok güvenli yaparız ama kullanıcı arayüzü de kötü olduğu zaman bu sefer app yüzünden firmaya bir bakış açımız değişiyor. Fakat şurada bakar mısınız? Mis gibi yapılmış logosuyla, ya işte buradan belli ediyor kendisini. Yeni nesil, dinamik mi diyorlar buna, bir arayüzle harika bir iş yapmışsınız. Ya biz kullanıcı deneyimini çok önemsiyoruz. Sıklıkla bunun testlerini de yapıyoruz zaten. Yani sadece uygulamanın iyi çalışması yetmiyor. Hani o teknik olarak evet her şey çok süper çalışıyor ama kullanıcının da memnun olması lazım. Elektrikli araç kullanıcısı da çok bilinçli artık. Ne onlara çok iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Eda Hanım, biz incik cincik her şeyine bakıyoruz. Arkada app çok sağlam olabilir ama ben kullanamıyorsam şirketi de bırakıyorum. O yüzden çok kilit bir noktadasınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok da güzel bir üç gün komşuluk yaptık. Evet, sağ olun, evet, var olun. Arkadaşlar, ben de benim arabanın lastik parlatıcısı bu BMW'yi temizledi. Onların çift taraflı bantı benim arka istasyonumu yaptı. Vallahi çok teşekkür ederiz tekrar. O zaman yerinizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar, 3 günlük maratonun sonuna geldik. Ve bu güzel, dolu dolu, cap canlı, acayip tarz standlarıyla neredeyse sektörün bütün paydaşlarını bir araya getirmiş harika fuarın direktörü Ahmet Bey'le birlikteyiz. Ahmet Hocam, çok teşekkür ederiz. Harika bir organizasyon oldu. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Hep birlikte harika oldu. Siz olmasaydınız eksik olurdu. Güzel dolu bir 3 gün geçirdik. Buradaki katılımcılarımızın hepsinden de çok memnun olduklarını duymak beni de ayrıca gururlandırıyor, sevindiriyor. Çünkü ben ve bütün ekibim yılın diğer kalan günlerinde bu 3 gün için çalışıyoruz. Dolayısıyla bu 3 gün hata kaldırmaz. Her şeyin mükemmel olması lazım. Ve buraya gelen hem ziyaretçinin hem katılımcının burada olmaktan dolayı mutlu olmaları lazım günün sonunda. Bunu başardığımızı görüyorum. O yüzden de ben de çok mutluyum. Ben bir konuda daha teşekkür edeceğim. Şimdi arkadaşlar, fuarları, ben profesyonel bir fuar gezicisiyim. Şirketler gelir ve tanıtım yapar. Ama bu fuar B2B olması sebebiyle çevresine ve paydaşlarına dokunan tek corner'ıyla,
konuşmacı panelleriyle, harika bir inovasyon yarışmasıyla ve biz değerli paydaşları bir araya getirdiği için 360 derece bir şey sunuyor. Abi çıtayı nasıl daha yukarı taşıyacaksın? 2025'te bizleri neler bekliyor? Şimdi çok güzel sürprizlerimiz var aslında. Bunlardan aslında belki sektörün daha çok ilgisini çekecek şey, yani şarj sektörünün ilgisini çekecek şey. Çünkü biz baştan beri biliyorsunuz dünyanın her yerinde e-mobilite etkinlikleri var. Hı hı. Ama bizim dünyadaki bütün bu etkinliklerden bir farkımız var. O da bizim odağımızda şarj var. Hı hı. Elektrikli araçlar konusunda tabii katılmak isteyenler de olsa da biz onları kabul edemiyoruz. Çünkü sadece şarj dünyası yani burada toplansın istiyoruz. Dolayısıyla bu ilk 3 yılda çok güzel bir birikim oluştu. Sektörde de sadece Türkiye'de değil, dünyadaki sektörde de bu farkındalık oluştu. Artık 3. yıldan sonra önümüzdeki yıl daha fazla yabancı katılımcının olduğu ve bölge ülkelerden daha fazla bu konuda yatırım yapacak iş insanlarının ziyaret edeceği bir fuar hazırlayacağız 2025'te. Dolayısıyla 2025'i de şimdiden söylüyorum, kaçırmasınlar. Kaçırmasınlar. Değerli şirketler, beni bazılarınız tanıyor, hepinizin takip ettiğini biliyorum. Voli Fuarcılık bende 8 aydır yarattığı deneyim. Gerçekten kusursuz uçtan uca bir hizmet sunuyorlar. Hiçbir son dakika değişikliği yapmadan harikulade bir organizasyon ekiplerine sahipler. Ve gerçekten de kurulum, temizlik, ya şu yeşil halıyı bile kim şey yaptıysa, düşündüyse çok güzel olmuş, ferahlatmış içerisini. Evet. Abi ben seneye de ziyaretçi olarak, katılımcı olarak tekrardan burada olmak istediğimi belirtirim. İnşallah isteyen firmalarda hemen irtibata geçsinler. Hemen hızlı hızlı dolduğunu biliyorum çünkü. Evet, evet. Seneye daha da bir salon daha ekleriz inşallah. Evet, inşallah. Aslında şöyle, seneye bir salon daha eklemeyeceğiz. Bunu korumak istiyoruz özellikle. Biz büyümek istiyoruz fakat bizi sınırlayan bazı mecburiyetler var. O da diğer salonlar dolu olduğu için yani. Bir salon daha alamıyoruz. Alamıyoruz. Problem o. O zaman. Olsun ama bu mevcut salonları da, mevcut salonlarda içini daha da zenginleştirerek ilerleyeceğiz. Siz de mutlaka aramızda görmek istiyoruz tabii ki. Tamam. Ben söz geliyorum. Tamam. Abi çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Öyleyse, ederim. Öyleyse 2025'te bizi şarj eden fuar, bu isim benim taktığım bir lakap. Gerçekten beni şarj ediyordu. Bizi şarj eden fuarda görüşürüz, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Oh, süper oldu. Abi.